Dün Van'da Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin yapımını gerçekleştirdiği 14 yıl önce gerçekleştirdiği ilk öğretim okulu ki daha sonrasında 3 yıl önce gerek bu ilk öğretim okulunun büyütülmesinde ve depreme dayanıklı hale getirilmesinde Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak ikinci bir katkı yapmıştık. Maalesef kundaklandı. Bu kundaklanmada maddi hasar meydana geldi. Allah'a çok şükür ki can kaybı söz konusu olmadı. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle çocuklarımızı cahil bırakmak ve eğitimden mahrum bırakmak isteyen zihniyeti buradan lanetliyorum. Bir tepkimde bunlara tepki göstermeyip hala bin bir türlü bahaneyle koruyanlaradır, onlara da lanet olsun diyor. Yani şunu unutmasınlar ki bu millet eğitimine, geleceğine, Türkiye'nin en önemli dinamiği olan genç nüfusuna kendini adetmiş durumda. Ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak biz eğitim yatırımlarına devam edeceğiz. Özellikle Van'da şimdi bu yakılmadan sonra hem bu okulu tamiratını yaptıktan sonra yeni bir okul daha yaparak özellikle Van'daki kardeşlerimizin eğitimine katkı sağlayacağız. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak biz bugüne kadar yeni parayla söyleyeyim toplam yapmış olduğumuz katkının bedeli 75 milyon. Yani eski parayla 75 trilyon, yeni parayla 75 milyon TL yatırım yaptık. Ki bu çerçevede özellikle Kocaeli'lileri kutluyorum. Ki zaten bir şehrin marka olmasında da şehrin kanaat önderlerinin, şehrin yöneticileriyle beraber oluyor. Kocaeli Valimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kocaeli'ndeki il ve ilçedeki ticaret sanayi odalarımın destekleriyle beraber yeni protokolünü imzaladık. Kocaeli'ne bir okul daha kazandıracağız inşallah Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak. Bunu özellikle biz eğitimde Türkiye'de bir inisiyatif almak istedik. Bu arada değerli dostlarım birkaç Türkiye Odalar ve Borsa Birliği zaman zaman ya ne iş yapar, ne yapıyor, ne diyor diye hatta odalar seçimler yaklaştıkça bu odalar ne iş yapar diye soruyor millet birbirine. Ben size çok basit sırf bu yıl yapmış olduğumuz oda ve borsalarının ve Türkiye Oda ve Borsa Birliği'nin yapmış olduğu bir katkıyı size sormak istiyorum. Şu Türk Ticaret Kanunu mecliste değişmeseydi Türk özel sektörünün üzerindeki yük ne kadardı? Bir söyleyin bakalım. Bir rakam söyleyin bana. Ya bilenler söylemesin. Dur sen bunu biliyorsun ya. Mete onu sen biliyorsun. Ben anlattım bunu sana. Ramazan'da hatta iftarda hatırlıyorsan. Tam değerli dostlarım. Türk özel sektörünün üzerinden tam bir yıllık 6 milyar TL yükü kaldırttırdık. Hiçbiriniz bunun farkında değilsiniz. Eğer kanun bu haliyle yürürlüğe girse idi 6 milyar TL'yi hep beraber ödeyecektik. Buna katkı sağlayan başta Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı olmak üzere bu çalışmalarımıza kulak veren Bakanlar Kurulumuza, mecliste grubu bulunan 4 siyasi partimize hepsi de sağ olsun buna destek verdiler. Bu çerçevede kaldırttırdık. Bakın Türk Ticaret Kanunu mevcut halde olsaydı kaç tane hapis cezası vardı bunu biliyor musunuz? Kaldırtılan hapis cezası sayısını bilenimiz var mı? Tam 18 tane hapis cezası kaldırtıldı. Eğer mevcut halde olsaydı şu salonda oturanların hepsi muhakkak hayatlarında ticaretle sanayide uğraşırken bir hapishaneye uğramadan çıkıp gelebilmesi mümkün değildi. Bakın bir tanesini basit bir şey söyleyeyim. Çok basit. Dükkanların, iş yerlerimizin tabelesi var ya. Sabahleyin geldik tabela düştü gördük.
Para cezası ne kadardı biliyor musunuz? Tam 73 bin lira para cezası vardı. Bir tabelanın düşmesinden mütevellit ödeyeceğimiz para cezası 73 bin liraydı. Bu belki Kocaeliler zengin Allah'a çok şükür, bir şey demiyorum. Onları 73 bin lira dokunmaz ona, ama diğer Anadolu kentlerinde 73 bin lira bir sermaye değerli dostlarım. 73 bin liraya ödeyemedin. Kaç gün hapis cezası vardı biliyor musunuz? Tam 730 gün hapis cezası vardı. 73 bin liraya ödeyemedin. 730 gün hapis yatacaktın. Ben dedim ki bu sen bakanla beraber Anadolu'yu geziyoruz. Herhalde bu kanunu yazan hoca dedim. Türkiye'de işsizliği çözecek formülü burada bulmuş. Nasıl bulmuş? Ben bu kanun yürürlüğe girerse dükkanımdaki tabelanın başına bir gece bekçisi dikeceğim. Türkiye'de toplam 1 milyon 500 bin işletme var, bize ait. 2 milyona yakın tezkiye ait var. 3,5 milyon insana iş çıkacaktı. Her tabelanın başına bir bekçi konacaktı. Allah'a çok şükür bunlar kaldırıldı. Peki bu nasıl kaldırıldı? Bu bizim, benim oda ve borsalarımın yapmış olduğu çalışma ki ben Kocaeli Sanayi Odamı kutluyorum. Buraya da yine Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yeni aydınlatma toplantısı profesör arkadaşımızı çağırmışsınız. Üyelerimizi de bir araya getirmişsiniz. Bütün oda ve borsalarının bana bu kanunu inceleyerek, 1550 maddelik yasayı inceleyerek buralarda başkan tehlikeli nokta var dediler. Ben de bunu aldım. Bunu hükümete, meclise anlattım ve değiştirdik. İşte odalar ne iş yapar dersen, ders diye soruyorsan senin üzerindeki 6 milyar TL'lik yükü kaldırdı arkadaş. Bir önemli nokta şu iş kanunundaki değişiklik. İş kanunundaki değişiklikle beraber özellikle küçük orta boy işletmelerimizin çalışmasını engelleyecek, üzerine büyük bir mali yük getiren noktalarında değişikliğini sağladık. Şimdi Ayhan Başkan bundan bahsetmedi ama veyahut da ben valimle konuşuyordum duymadım. Birçoğundan bahsetti. Bunlar bahsettiği konu borçlar kanunu. Onunla ilgili çözümü bulduk. Bu kanun değişene kadar ey değerli beyler diyorum ki her seferinizde bankaya giderken eşinizin imzasını almak durumundasınız ya, hangi bankalardan kredi alıyorsanız, işin kolayını bulmuş bizim bakanımız Hayati Yazıcı, işlerinizi eşlerinize devredin diyor. O zaman imzayı sen atacaksın, işin kolay. İmzayı sen atacaksın eşine. Tabii işin esprisi bu. Türkiye Odalar Borsa Birliği olarak borçlar kanunda sadece eşin kefalete imzasının dışındaki maddelerle beraber de hükümetimizle çalışıyoruz. Belli bir olgunluğa geldikten sonra bunun meclise değişmesi noktasında Türkiye Odalar Borsa Birliği olarak takipçisiyiz. Bir başka önemli konuda takipçisiyiz. Oda çekler değerli dostlar. Bakın ilk 10 ayda Türkiye'de karşılıksız çıkan çeklerin tutarı tam %116 arttı. Geçen yılla bu yılın ilk 10 ayı arasında. %116. Enflasyon ne oldu Türkiye'de? %8 oldu. Müthiş bir patlama var. Bu hapis cezası kalkarken başta Başbakan Yardımcımız ve Adalet Bakanımız olmak üzere bana dediler ki Rıfat, karşılıksız çeklerdeki şu anda uygulanırsa hapis cezası mevcut mahkum olan dosya sayısı tam 240 bin. Türkiye'nin hapishane kapasitesi 140 bin. Hapishaneler yetmiyor. Bu 240 bin kişiyi hapishaneye koysak 1,5 misli daha hapishane lazım Türkiye. Bunu kaldıracağız. Peki kaldıracaksanız ben bir şey istiyorum dedim. Arkadaş, ben bankadan kredi almak istediğim zaman, ki para satıyor bu, kredi almak istediğim zaman
Önüne bir ekran açıyor. Ben de önünde oturduğum için göremiyorum. Benim bütün özgeçmişimi görüyor. Hangi bana banka ne kadar kredi vermiş? Protestolu senedim var mı? Karşılıksız çekim var mı? Kredi kartı borcumu ödüyor muyum? Hatta doğalgaz borcumu ödüyor muyum, ödemiyorum mu? Bütün özgeçmişimi görüyor. Arkadaş, bu para satıyor, benim özgeçmişimi görüyor da ben mal satıyorum. Üzerinde emek var, risk var. Ben bankalar gibi ipotek üzerine ipotek koyamıyorum. Ben de bunu görürsem o zaman kaldırın, riski ben alayım. Fakat maalesef bu bugüne kadar yetiştirilemedi veya engellendi bankalar tarafından. İnşallah bunun yıl sonu itibariyle, yıl sonunda en son yapmış olduğumuz Sayın Babacan'ın başkanlığındaki toplantıda özellikle çek kullanan kişinin bir yerden alışveriş yaparken çek kullanarak alışveriş yapmak istediğim zaman vadeli, ki bize aittir bu da, dünyada tek mucidi biziz vadeli çek kullanımını. Dünyada başka bir ülke yok. Gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. İnşallah bununla ilgili benim gittiğim zaman Ayhan'a, Ayhan arkadaş ben seni tanımıyorum, ver bakayım şifreni bakayım diyecek. Şifremi vereceğim, 3 dakika benim bütün özgeçmişim ekranda önüne çıkacak, ondan sonra kaybolacak. Ondan sonra bana yeni bir şifre gelecek. Ayhan da karar verecek. İster vadeli mal verip vermeme noktasında riski alacak. Şimdi biz, dedim ki ben bunu anlatırken bakanlara, biz sahanın içinden geliyoruz. Biz şimdi mal verirken şöyle yapıyoruz. Adamın bindiği araba, oturduğu ev, bunlara bakıyoruz. 2-3 tane de yanındaki adama soruyoruz. Arabası lüksse, arabası da evi de lüks semtteyse, ya bu bunda para vardır deyip mal veriyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Bunu inşallah yılbaşı itibariyle devreye girecek. Ama daha önemlisi, esas olarak şimdi onun üzerine de çalışıyoruz. Alacak sigortası. Bütün dünyada, gelişmiş ülkelerde vadeli alışveriş yaparken 1/1, 1/2 sigorta edersin vadeli alışverişini. Bu sigorta kapsamında senin alacağın garanti olur. Sigorta sistemi de devrede olur. Bu çerçevede inşallah yakın zamanda onun da müjdesini vereceğiz. Bir önemli konu ki özellikle bunu Kocaeli'miz, en başarılı ilimiz UMEM'de, biraz önce Sayın Valime rakam geldi. Ayhan Başkan 2500 deyince 3500'müş. 1000 kesmişin Ayhan'cığım. 3500'e ulaşmış. Bundan da hepinizin istifade etmesi lazım. Değerli sanayici dostlarım, bakın. Bundan en iyi istifade eden il Kocaeli, ama Kocaeli'nde de en çok istifade eden firma hangisi biliyor musunuz? Ford. Yabancı bu işin kıymetini hepimizden daha iyi biliyor. Tam 1000 kişi bu kapsamda istihdam etti. Ne getiriyor bu iş? Şunu getiriyor. Meslek sahibi olmayan kardeşlerimize diyoruz ki, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkur, Milli Eğitim Bakanlığımız beraber çalıştık bunda. Türkiye Odalar Borsa Birliği, TOBETÜ Üniversitesi ve TEPA. Bu projenin gelişiminde ve uygulamasını beraber yapıyoruz şu anda. İşi olmayan kardeşimize diyoruz ki, senin işin yok mu? Mesleğin de yok mu? Yok. Ya benim mesleğim öldü. O zaman Kocaeli'nde sanayici kardeşimizin hangi tip elemana ihtiyacı var? Tornacıya ihtiyacı var diyelim. Tornacı olmak ister misin? Evet isterim. Gel o zaman seni okula alalım diyorsun. Ama onun mesleği olmayan kardeşi okula aldığımız zaman günlük 25 TL cep harçlığı. Artı sigorta. Bakın, baba oğla yapmaz. Hem eğitim veriyoruz, hem 25 TL cep harçlığı, hem de sigorta. 3 ay boyunca. 3 ay sonra diyoruz ki, ey Ayhan kardeş, sen tornacı istiyordun ya, bunu 3 ay eğitimini yaptırdık. Hadi bakalım bunu şimdi fabrikana al da tesisinde öğret. Peki Ayhan kardeşe yük var mı? Yok, ona da yok yük.
Bu sefer günlük 20 TL cep harçlı ve sigortası devam ediyor 3 ay boyunca. Toplam 6 ay eğitim aldı mı? Aldı. Diyoruz ki Ayhan'a, Ayhan kardeş nasıl bu arkadaş, yetişti mi? Yetişti. Tamam, verdik sertifikayı. Sertifikayı verince diyoruz ki Ayhan Bey, Ayhan Bey bak bu senin yetiştirdiğin, tamam dediğin arkadaşı hadi işine al. İşine al. Ayhan da diyor ki bana ne var? Sana da çok şey var. Bakın Türk özel sektör olarak şu anda dünyanın en yüksek istihdam üzerindeki vergi yüklerine maruz. Dünyada bir numarayız bu konuda. En yüksek şampiyonuz. Burada da diyoruz ki Ayhan Bey'e, arkadaş 4,5 yıla kadar onun bazları var. %18 gelir vergisi alınmayacak diyoruz. %18 işletme maliyetinizdeki işçilik giderleriniz %18 düşüyor. Bu müthiş bir avantaj. Peki 3500 rakamı Kocaeli için başarı mı? Bence başarısızlık, açık söyleyeyim. Ama talep sizlerden gelecek ha. Bu talebi doğurtturun. Ya maliyetim yüksek diye şikayet edeceğine, al sana %18 maliyeti düşüren unsur var ortada. %18 az bir rakam değil. Bir sanayici dostunuz olarak söylüyorum. Kocaeli'de sanayici olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, az değil. Özellikle bir şeyden daha istifade etmeniz lazım. En başarılı abigemlerden bir tanesi Kocaeli'mizde. Ki kutluyorum. Abigem biliyorsunuz danışmanlık hizmeti veriyor. Danışmanlık hizmeti vermek demek şu. Hangi konuda işletmemizin sıkıntısı var ise, hangi konuda ama, o konuda danışmanlık ve yol göstericilik yapıyoruz. İhracat yapmak istiyorum. Gel arkadaş sana pazar bulayım, pazar buluyorsun. Ben ucuz kaynaklı kredi bulmak istiyorum. Tamam, sana da ona yardımcı olalım diyoruz, ona da ucuz kaynaklı kredi buluyorsun. Bakın küçük orta boy işletmelerin bunları yakalayabilmesi, bulabilmesi mümkün değil. Bunu ancak büyük işletmeler yapar. Çünkü hepsinin danışmanlık firmaları var. Veya danışmanları var şirketlerinde. Onlar ilave istihdamı sağlayabilirler. Ama küçük orta boy işletmelerimiz bunu sağlayamaz. İşte Kocaeli'ndeki abigem ki bu bölgenin tamamına hitap ediyor. Buna hizmet etme noktasında en başarılı abigemlerimizden bir tanesi. Ama yeteri kadar başvuru var mı? Yeteri kadar başvuru yok. Açık söyleyeyim. Şimdi bir şey söyleyeyim. O da ne iş yapar? O da yapacağı işte iş bunlar kardeşim. Daha ne yapsın? Yani gelip de senin işletmene Ayhan kardeş gelip de kasanın başına oturacak hali yok. Sana yol göstermek istiyorsa var. İhracat yapmak istiyorsan var. Ben kurumsallaşmak istiyorum. O da var. Adamımı eğitimine tabi tutmak istiyorum. O da var. Hepsi var. Yok yok. Ama istifade edin ne olur. Bakın ben bunda bu fırsat bilerek işin biraz da reklamına kaçıyorum. Kayserili mi ondan haberiniz olsun ha. İşin reklamını yapıyorum size. Bunlardan ne olur istifade edin. Bunlar hepsi sizin için. Peki ben özellikle bugün mana anlamı ki beşincisi düzenleniyor. Sektörel performans ödülleri, bu emeğe geçen herkesi kutluyorum. Başta bizim Emin kardeş olmak üzere bir Kocaeli hemşerimiz olarak her 5 senedir ben onu bu işin başında görüyorum. Onu da tebrik ediyorum ki güzel de yakalamışsınız, tam ekonomi kanalında ekonomiyi sunan arkadaşımız olarak özellikle dünya gelişmeleri, Türkiye'de gelişme anlatan bir arkadaşımızla beraber bunu yapıyorsunuz. Kutlarım. Aslında bir başka kutlama. Bu bölgenin en büyük şeyi. Bakın. Müthiş bir icat yapmışsınız. Ben sizi kutluyorum. Kalkınma Ajansımızın ismi ne? Açılımı? Doğu Marmara Kalkınma Ajansı. Doğu'yu kaldırmışsınız. Marka Kalkınma Ajansı koymuşsunuz. İşte bu aslında ne kadar inovasyona,
yatkın olduğunuzun en somut göstergesi. Burada güzel olan bir şey, bu markada, marka ajansında bağlı olarak Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerimiz. 5 ilimiz var. Şimdi bu töreni kim yapıyor? Bu töreni şu anda 5 ilimiz yapıyor. İşte Bolu valimiz, marka ajansının yönetim kurulu başkanı bugün aramızda. Bütün bu 5 ilin oda ve borsa başkanları bizlerle beraber. Ben hep şunu söylüyordum. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Rahmet ve bereketin en güzel dönüşmesi, birlikte hareketin en somut örneği burada. Ki bunun da sonucunu görüyorsunuz. Biraz önce Ayhan kardeş sadece Kocaeli'yi söyledi. Doğu Marmara eskiden İstanbul'un %9'u büyüklüğündeyken, yani marka ajansının kapsamındaki illerimiz toplam %9'undayken, şu andaki gelmiş olduğunuz yer 5 yılda %20'sine geldiniz. Düşünebiliyor musunuz? %9'du toplam, bu 5 ilimizin İstanbul'un toplam üretiminin ancak %9'unu üretebiliyordu. Şu anda %20'sini üretiyorsunuz. Ve bunu %20'yi üretirken de ben buradaki 5 ilimizdeki Kocaeli Sanayi Odamız, Sakarya Ticaret Sanayi Odamız, Sakarya Ticaret Borsamızı, Yalova Ticaret Sanayi Odamızı, Düzce Ticaret Sanayi Odamızı, Bolu Ticaret Sanayi Odamızı, Gebze Ticaret Odamızı da kutluyorum. Hangi açıdan? Bunlar şu andaki vermiş oldukları hizmet tam 5 yıldızlı hizmet veriyorlar. 5 yıldız ne? 5 yıldız şu değerli dostlarım. Hani 5 yıldızlı otel var ya, burası da 5 yıldız mı acaba? Burayı da kutluyorum, hayırlı olsun. Cidden bizim Kocaeli'ye geç kalmış olan yatırımlardan bir tanesi. Böyle modern bir otelin yapılması, daha bunun gibi birçoğuna da ihtiyaç var. Kutluyorum. 5 yıldızlı otelden hangi hizmet alınıyorsa 5 yıldızlı odadan da aynı hizmet alınıyor. Peki bunu nasıl değerlendiriyoruz? Bunu uluslararası Avrupa Birliği'nden almış olduğumuz değerlendirmelerle de bağımsız denetimle bütün bu odalarım denetleniyor, müracaat eden odalarım. Bunlar 5 yıldızlı olmayı hak ettikten sonra da her yıl tekrar denetleniyorlar. Standartta, hizmet kalitesinde bir düşme var mı diye. Peki standart kalitesi neyle ölçüyorsun başkan dersen, onu da şununla ölçüyoruz bakın. Ölçtüğümüz yer minimum Avrupa'daki bir odamızın veya borsamızın üyesine ne hizmet veriyorsa o kalitede üyesine hizmet verme. Şimdi biraz önceki saydığım odalarım ve borsaları iddia ediyorum, Avrupa'daki herhangi bir odanın üyesine vermiş olduğu hizmet kalitesinin minimum o derecede veriyor. Daha üstte veriyor da minimum orada veriyor. Bunu da nereden biliyorsun? Bakın Avrupa Odalar Birliği Başkan Yardımcısı. Bundan 15 gün önce Fransa Ticaret Sanayi Odası, 2 ay önce de Almanya Ticaret Sanayi Odası başkanları benim misafirimdi. Ki Almanya gerek ekonomide dünya üçüncüsü, oda sistemi olarak da dünyada bir numara. İstanbul'da ve Ankara'da yapmış olduğu incelemelerin sonucunda bütün dünya için de bunlar rol modeldir ha, bu odalar. Almanya Odalar Birliği ve Fransa Odalar Birliği. Sonuçta kayıtlarda da, televizyon kamera kayıtlarında da var. Bizim Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var dedi. Odalarımızın hizmet kalitesi o kadar arttı ki, bakın 10 sene önce ben Türkiye Odalar Borsa Birliği olduğum zaman, başkan olduğum zaman Türkiye'de İngilizce konuşan sadece 5 odam vardı. Bugün İngilizce konuşamayan oda sayım sadece 10. 365'te 10. Bundan 10 sene önce hiçbir odamda proje yapma kapasitesi ve kabiliyeti, potansiyeli yoktu. Geçen yıl Mayıs ayı itibariyle yapmış olduğumuz çalışmada oda ve borsalarımın Avrupa Birliği hibe fonları da dahil olmak üzere toplam aldıkları proje
tutarı 410 milyon Türk lirası oldu. Odalarımız ve borsalarımız müthiş kapasite geliştirdiler. Şu anda üyelerimizin önüne geçmiş durum. Çünkü üyelerimizin önüne açmak durumdayız. Bu çerçevede bunu yapıyorlar. Marka olarak, kalkınma ajansı olarak ben kutluyorum. Geçen yıl 3 ülkeyi hedefe almıştınız. Bunlar Güney Amerika. Neresiydi şimdi hatırımda geçen yıldan kalma. Bir tanesi Güney Amerika'ydı hatırladığım kadarıyla. Açılım noktası. Kuzey Afrika ve Avrupa'ydı bildiğim kadarıyla. Bu yılda Asya'yı hedefe almışsınız. Gördüğüm kadarıyla kutluyorum. Bakın çok büyük pazar var. Ne olur ihmal etmeyin. Ben size bir tane bir şey söyleyeyim. Yaşadığım bir hadiseyi söyleyeyim. Geçen yıl Meksika'dayım. Meksika'da Dünya Odalar Kongresi'nde Peru Odalar Birliği Başkanı bana geldi. Aynı zamanda Güney Amerika Latin Odalar Birliği Başkanı'ydı o tarihte. Dedi ki özellikle tanışmak için sizden ben de istedim. Hoş geldiniz, hayırdır inşallah. Türkiye'yi biliyor musunuz? Evet biliyorum, yeni öğrendim dedim. Ya ben Peru nerede onu ben bilmiyorum dedim. Ama nasıl öğrendim sana anlatayım başkanım dedi. 2 sene önce dedi. Almanya'da tarım makineleri satıyor Peru'da. Bu Odalar Birliği Başkanı. Tarım makineleri fuarında geziyor. Gezerken Türk malı bir tarım makinesi üreticisine rast geldim. Fiyatları sordum. Fiyatlar Avrupa'nın yarısı. Kaliteye baktım. Anlarım bu işin içindeyim. Kalitede de hiçbir eksikliğiniz yok. Dedim ki bana numune mal gönderir misin? Bizimki buradan ta Peru'ya numune mal göndermiş. Şu anda diyor 2 senede geldiğimiz noktada Peru'ya Türk tarım ürünleri, Türk tarım makinelerinden başka hiç makine girmez oldu diyor. Müthiş bir pazar var bakın. Bugüne kadar bilmediğimiz, keşfetmediğimiz bir dünya var. İşte Brezilya'yı söyledi, Arjantin, Peru, Şili. Şili Cumhurbaşkanı yeni daha Türkiye'deydi. Hiç ticaretimiz yok. Ne olur buraları keşfedin. Keşfedin, müthiş pazar var. Malımızda pazar var, haberiniz olsun ha. Çin, Asya, biraz önce Ayhan Başkan'ın dediği gibi ki onu da yeni daha Avustralya, Avustralya Türk İş Konseyi'nin başkanı yaptık. Avustralya kıtasına da açılsın, Kocaeli'ni ve bu bölgeyi açsın diye vizyonu var çünkü. Kendisini kutluyorum. Vizyon sahibi olan bir başkanımız. Yeni onu Türk-Avustralya İş Konseyi Başkanı yaptık. Bakın Asya. Asya'da, Çin'de 300 milyon. 200 milyon da Hindistan'da var, 500 milyon. 500 milyonluk nüfus Avrupa'dan daha fazla kazanıyor, Avrupalı'dan daha fazla harcıyor. Düşünebiliyor musunuz? 500 milyonluk nüfus ki Avrupa Birliği pazarı dediğimiz 450 milyona. %40'ına yakın ihracatımızı zor yapıyoruz. Bunlardan daha fazla kazanıyor bu 500 milyon. Bunlardan daha fazla da harcıyor. Ve işin bir önemli noktası da şu. Arkasında Made in China yazmasında ne olursa olsun Made in ne yazarsa yazsın. Yabancı bir ülke yazsın. O kadar yabancı marka hastalığı var. Zamanında bizde olduğu gibi. Ki bunu Çin'e giden kardeşlerimiz de yaşamıştır. Ben bir baktım Pekin'de, Şangay'da binlerce BMW geziyor. Ya BMW'nin burada fabrikası mı var? Niye bu kadar BMW var dedim. Dediler ki dünyada en fazla çakma BMW Çin'de. Çin arabalarını alıyorlar gücü yetmeyenler. Kaportayı değiştiriyorlar BMW. Oldu mu sana BMW? Binlerce Çin'de BMW görürsünüz. Bunun birçoğu çakma. Bu kadar hastalık var. Yani sizin ürettiğiniz, bizim üretmiş olduğumuz ürünlere müthiş pazar var açık söyleyeyim. Ki biz dünyanın en kaliteli mallarını üretiyoruz ha, iddia ediyorum. Nereden biliyorsunuz? Tam 1 sene önce. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber İngiltere'deydim. İngiltere Kraliçesi'nin sarayda daveti var. Saraydaki davette de yanıma eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'u oturtturmuşlar.
Benim işim hem Kayseri'lik hem Odalar Birliği Başkanlığı olduğu için hemen bizim ürünlere pazarlamaya başladım ben. Başlayınca yemeğe otur oturmaz ben hemen pazarlamaya başlıyorum. Ne zaman kalkar, ne eder bilmem. Türkiye'ye anlatmaya başladım, ekonomisini anlatmaya başlayınca anlatma başkan biliyorum dedi. Biliyorum deyince ya Dışişleri Bakanlığı yaptı, raporlardan mı biliyorum dedim. Yok dedi. Evden biliyorum. Nasıl evden biliyorsun dedim. Evdeki çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı hepsi Türk malı dedi. Düşünebiliyor musunuz? İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın evine girmişiz. Peki kalite nasıl? Kalite bizimkilerden üstte. Fiyat da bizimkilerden ucuzdu. Onun için bizim gidemeyeceğimiz hiç pazar yok ha. Korkmayın, dünya bize pazar. Açık söylüyorum. Alnımızı gere gere gidemeyeceğimiz hiç pazar yok. İşte bu çerçevede muhakkak bu pazarları ihmal etmememiz lazım. Marka Kalkınma Ajansımız da bu pazarları almış. Bu pazarlara sayın valilerimizdeki, bunda şanslısınız. Kocaeli valimiz, belediye başkanımız gitti. Biz belediye başkanımızı, valimizi çok seviyoruz. Çünkü özel sektör dostu bunlar bak. Böyle bir belediye başkanı diyor ki siz kazanın diye bakıyorum ben diyor. Siz kazanın ki ben daha çok kazanacağım diyor. Tam tüccar mantığı. Ben varım diyor. Çünkü sizin ödediğiniz vergiden o da payını alıyor zaten. Ve bir önemli nokta, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak ve TEPAV olarak, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin kurmuş olduğu düşünce kuruluşu olarak özellikle Gebze Ticaret Odamızda, Kocaeli Sanayi Odamızda beraber makine sektörümüzde, makine imalat sektörümüzde rekabetçiliğin artırılması projesi noktasında çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonrasında bunu Ekonomi Bakanlığımızla paylaşıp makine imalat sektörümüzün ön plana çıkması için inşallah bunun daha iyi fazla, çünkü büyük pazarımız var burada da, büyük bir pazar olduğuna inanıyorum, bu pazardan da faydalanacağız. Şimdi biraz önce Kocaeli'nin eksiklikleri ve bu bölgenin eksiklikleri var mı, var? Bakın bir kere Türkiye'nin cennetinde yaşıyorsunuz, bunun kıymetini bilin arkadaşlar, açık söyleyeyim. Bu 5 şehrimiz için söylüyorum. Bütün Türkiye'yi gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Türkiye'nin cennetinde yaşıyorsunuz. Ben diyorum ki eğer bize Allah-u Teala 5 vakit namazı farz ettiyse size 10 vakit namaz az bile, haberiniz olsun. Allah her şeyi vermiş bu bölgeye. Her şeyi ama. Yok yok. Şimdi bunun kıymetini bilmemiz lazım. Şimdi bunu paraya çeviriyor olmamız lazım. Siz ne kadar zenginseniz diyor ki ya şu kadar kişi başına vergi ödüyoruz diyor. Ancak 1 lirası geri dönüyor diyor. İşte o da geri kalan nereye gidiyor biliyor musunuz? Anadolu'ya bana geliyor, haberiniz olsun. Onun için siz zengin olun ki ben de zengin olayım. Bakarken de öyle bakıyorum işe. Ama bu işte altyapı olmazsa olmaz. Çok haklı Ayhan Başkan. Şimdi bölgede 34, Kocaeli'nde 40 tane liman var. Ama bu 40 limanı biz en verimli şekilde kullanıyor olmamız lazım. Altyapısına baktığımız zaman müthiş eksiklik var. Şimdi bölge itibariyle baktığımız zaman hava yolu var mı, var? Demir yolu var mı, var? Karayolu var, deniz yolu var. Şimdi bir üretici için her şey var. Sanayici için her şey var. Ama bunların bağlantısı olmazsa ne yük mü var? Hiç yük mü yok? Şimdi limanla demiryolunun bağlantısı olmaz mı arkadaşlarım? Yani limanla demiryolunun bağlantısı olmayan bir mantık olabilir mi? Organize sanayi bölgesinin demiryoluyla bağlantısız bir demiryolu, demiryolu ne işe yarar? Sadece yolcu mu taşır? Bütün dünya, gelişmiş ülkeler yük taşıyorlar. Yükü orada taşıyorlar. Maliyet indiriyorlar. Benle rekabette onu orada öyle ön plana çıkıyorlar. Onun için doğru günden bunu muhakkak işliyor olmamız lazım. Turizm. Turizmde müthiş potansiyel var, açık söyleyeyim. Bunu iyi kullanmamız lazım. Kullanıyor musunuz? Bunu kullanmıyoruz. Ben hep turizm deyince aklıma rahmetli Özal gelir.
Türkiye'ye 100.000 turist geliyor. Allah makamını cennet etsin. Dedi ki Türkiye'ye 10 milyon turist gelecek. Hatırlayın o tarihteki köşe yazarlarını, ekonomistleri dalga geçtiler rahmetliyle. Bu bypass oldu. Texas'a gitti, Houston'a gitti, bypass oldu. Bypass olurken de belli bir süre beyne kan gitmesi durur. Onun için hayal görüyor dediğinde. 100.000 turist gelirken 30 sene önce 10 milyon turist hedefi koymuştu bize. Nereye geldik bugün Türkiye olarak biliyor musunuz? 32 milyon turist geliyor Türkiye'ye. Türkiye dünya turizminde 6. sıraya yerleşti. Turizm destinasyonunda. Bunu kim yaptı? Allah makamını cennet etsin. Bizim önümüzü açanlar yaptı. Bizim önümüzü açtı, ufkumuzu açtı, vizyonumuzu açtı rahmetli. Biz hizmet sektörünü bilmezken hizmeti yapabilir olduk. Bakın iddia ediyorum. Marmara'da, Akdeniz'de bütün ülkelerini biliyorum. Neredeyse gitmediğim ülke yok. İddia ediyorum Akdeniz'deki turizm yatırımlarında bir numaralı kalite bizde. Hizmette de bir numarayız, bak açık söyleyeyim. Hizmette de bir numarayız. Şimdi hepiniz İtalya'ya, Fransa'ya gitmişsinizdir. Bir yemek siparişi verdikten 5 dakika sonra siparişi değiştirmeye kalkın bakayım. Vallahi garson sizi dayak atacakmış gibi hitap eder. Tabağı kafana vuruyormuş gibi konuşur seninle. Ama bizde öyle mi? Bizim insanımız o misafirperverlik ruhuyla beraber, eğer misafirim memnun edeyim diye, gelin bakın genç çocuklar hepsi de eğitimli, siparişi değiştir gülerek tatlı dille hemen değiştirirler. Bakın kalitede onların 5 yıldız dediği bizde 7 yıldız, haberiniz olsun. Onların 5 yıldız ile bizim 5 yıldızımızı karşılaşın, bizim otellerin kalitesi 7 yıldız. Hizmette bir numarayız. Ama bu bölgenin de bundan istifade ediyor olması lazım. Allah size her şeyi vermiş bu noktada. İşte Sapanca'sından, Bolu'sundan, Yalova'sına kadar ki Arap turistler daha yeni Akyazı'da yeni bir haber okudum. Bir Arap yatırımcısı 200 milyon dolarlık bir yatırım yapmak üzere Kaplıcası'ndan tutun, denizinden tutun, dağına kadar her şey var bu bölgede. Yok yok. Şimdi bunların hepsi para demektir. Ne olur bunlardan daha fazla istifade edin ki zengin olun, açık söyleyeyim. Siz zengin olun ki ben zengin olayım diye anlatıyorum bunu. Başka bir şeyden dolayı değil. Sizin zenginliğiniz bizim zenginliğimiz. Ama bu potansiyeli tarımda, cennet dedim de tarımda. Bakın herhalde yok yok burada. Ne isterseniz orada yetiştirebilirsiniz. Dünyanın geleceği şu anda tarımda biliyor musunuz? Son bir yılda en çok fiyatı artan 10 tane ürünün içinde 4 tane ürün tarım ve hayvancılık ürünü. Allah bize dünyanın ekilebilir arazisi büyüklüğü açısından dünya yedincisiyiz Türkiye olarak. Dünya yedincisiyiz. Ekilebilir arazi büyüklüğü açısından. Ama bir Hollanda kadar olamıyoruz, kusura bakmayın. Allah bize her şeyi vermiş, bir de aklı da vermiş. Şimdi bu aklı kullanacağız arkadaş. Hollanda dediğimiz Konya'dan küçük, tarım ve hayvancılık ürünü ihracatına kadar. Biliyor musunuz? 55 milyar dolar. Hollanda'nın tarım ve hayvancılık ürünü ihracatı 55 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatına kadar. Türkiye'nin, bu Konya'dan küçükmüş ülke ha, 13 milyar dolar. Şimdi Allah öbür teki tarafta bize hesabını sorar. Ben size bu kadar bereketli toprak verdim, ne yaptınız diye sorar. Şimdi bu kesme çiçekçilik bizim Yalova ve Adapazarı'nı çok ilgilendiriyor. Sırf kesme çiçekte ihracatı 5 milyar dolar Hollanda'nın. Müthiş potansiyel var. Biz nereye gönderiyoruz?
Biz de kestiğimizi Hollanda'ya gönderiyoruz, ha, haberiniz olsun. Sanayide markayız. İlk 500'deki toplam 5 ilimiz itibariyle marka bölge itibariyle baktığımız zaman ilk 500'de 110 firmamız var. Her 5 firmadan bir tanesi ilk 500'ün içinde. Bölgenin. Ayhan Başkan unutmuş, gaza gelmiş. Geçen gün okudum. 2011'de diyor en çok kar eden 50 firmanın 12'si Kocaeli'nde diyor. Niye gaza gelmiş söyledi dedim. Allah'tan maliyeciler okumamıştır ha bu haberi. Okusaydı sanayicilerin anasını ağlatırdı. Başkan gitti bizim buradan ama. Şimdi diyorlar ki ya niye Kocaeli'nden, Adapazarı'ndan, Bolu'dan şirketin merkezini İstanbul'a kaydırıyor? Vergi gelirlerimiz düşüyor diyor belediye başkanları. Tabii düşer. Bu zihniyet devam ettiği sürece düşer. Eğer bir ilde en çok vergi verirsen gelen sana uğrar, giden sana uğrar. Hiç selam sabahsız uğrarlar. Ama İstanbul'a gidersen arada kaybolur gidersin. Şimdi bizim Ayhan Başkan da öyle diyor. Dikkat aman ha. Bu işi çok konuşma. Ama sanayi için cidden müthiş potansiyel var. Otomotiv noktasında müthiş potansiyel var. Yeni daha Amerika Birleşik Devletleri heyeti Adapazarı'ndaydı. Otomotiv sektöründe yatırım yapmak istiyor. Biraz önce Toyota'dan duydum. 70 binden üretimi 170 bine çıkartıyorlarmış. İlave 800 kişi alıyorlar. Toyota ilave 800 kişi alıyor. Yeni bir hedefimiz var diyor. Otomotiv sektöründe eğer bunu gerçekleştirirsek müjdemiz var dedi. Otomotiv sektöründe Türkiye'nin en çok ihracat yapan kuruluşu biz olacağız dedi. Ve herkesin gözü de aslında bu bölgede. Ama buradaki yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi üniversite sanayi işbirliği. Bu açıdan da şanssınız. Değerli hocam burada. Buna çok açık söyleyeyim. Bu açıdan da şanslısınız. Hocamı sevdiğim için söylemiyorum. Hocamın üniversitesi ve üniversitelerimiz bu işe çok açık. Bunları üniversite sanayi işbirliğini, ki 3 tane teknopark var bu bölgemizde, üniversite sanayi işbirliğini daha fazla kullanırsak daha düşük maliyetli ürün, daha kaliteli ürün, daha verimli fabrika demektir. Eğer bunları yapabilirsek her şeyimiz tamam. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. En zor işte tam millet yemekte beklerken bu konuşma yapmak ha. Allah'tan gece saat 2'de uyandım ha. Eğer sabah 1-8'de kalksaydım siz görürdünüz beni. (Gülüyor) 30 yılda Türk özel sektörü olarak müthiş bir başarı hikayesi yazdık. Dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesini yazdık. Şimdi hedefimiz, bakın 30 yıl önce Yunanistan'da, Suudi Arabistan'da bizim üstümüzdeydi biliyor musunuz? Bizden daha gelişmişlerdi, daha zenginlerdi bu ikisi. Şimdi ikisini topla, üst üste koy, bir Türkiye etmiyorlar. Bunun sahibi, başarının sahibi Türk özel sektörü, yani sizlersiniz. Sizlere başkan olmaktan da müthiş gurur duyuyorum. Ve onun için de ya niye koşuyorsun bu kadar? Ne amacın var? Ya be, Türk özel sektörü buraya gelmiş. Bu noktaya gelmiş. Patlama noktasına gelmiş. Onların başkanı koşmayacak mı onların önünde? Daha hızlı koşmak durumundayım. Siz ürettikçe, siz ihracat yaptıkça ben sizden daha hızlı koşmak durumundayım. Benim başkanlarım da böyle yapıyoruz. Ama devletten ne istiyoruz bakın? Devletten hiçbir şey istemiyorum ben. Açık söyleyeyim. Engel olmasınlar bize. Tek isteğim bu. Ne istiyorum? Benim önümde 17 tane ülke var ya. O ülkeler sanayicisine, tüccarına, girişimcisine hangi fırsatı veriyorsa bize onu versinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hangi şartlarla ben onlarda göre baktığım zaman dünya rekabet endeksinde 55. sıradayım arkadaşlar ya. 55. sırada olmama rağmen geçen yıl Türkiye'yi
dünya ikincisi yaptık %8,5'luk büyümeyle. Ve dünyanın 17. büyük ekonomisi yaptı Türk özel sektörü. Diyorum ki bir akıllı insanlar şuna bakar. Bir yerde hata varsa o insanda değildir. O sistemdedir. Onun için akıllı insanlar sisteme odaklanır. Aman ha aman siz olun insanlara takılmayın. Akıllı insanlar sisteme odaklanarak işe bakarlar. Sistem düzgün işlesin, insanlar düzgün işler. Bakın bugün öğleden sonra Sakarya'da örnek verdim. Türkiye 75 milyon nüfusuyla 75 milyon nüfusuyla İspanya Ligi'nin ikinci kategorisindeki takımlara gönderdiğimiz futbolcu sayısı 2. Atletico Madrid'e 2 tane futbolcu gönderdik. Birincilikte ama ikinci kategorideki bir takıma gönderdik. Almanya'da yaşayan bizim kardeşlerimiz, benim akrabalarım olan, aynı genlerden olan insan sayısı sadece 3 milyon. Türkiye 75 milyon, 2 futbolcu ikinci kategoriye göndermişiz. 3 milyonluk Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarından Almanya'nın biri İspanya'nın birinci kategorisindeki takıma gönderdiğimiz futbolcu sayısı geçen sene neydi? Söyleyin bakayım. 3 idi. 3 milyondan 3 kişi gönderdik. 75 milyondan 2 kişi gönderdik. Şimdi hata insanda mı, sistemde mi? Bana söyleyin bakayım. Hata nerede? Hata sistemde. Onun için biz diyoruz ki bizim tek isteğimiz şu. Karar alıcılardan tek isteğimiz şu. Arkadaş ben hiçbir şey istemiyorum. Benim önümdeki 17 ülke var ya, onlar ne veriyorsa, hangi şartları sağlamışsa özel sektörüne girişimcisine, kadın erkek genç girişimciye ne sağlamışsa bizi de onu sağlayın. O zaman biz bu ülkeyi 2023'te inşallah dünyanın ilk onun içine de sokarız. Ondan sonra bizden sonraki gelen gençlik ki daha da şanssız ülke olarak hepsi iyi eğitimli. Hepsi dil konuşuyor. Benim gibi İngilizce bilmeyen, bilgisayar bilmeyen insanlar 150 milyar dolar ihracat yapıyor. Ama şimdi yeni bir gençlik geliyor ki İngilizceyi biliyor, bilgisayarı kullanıyor. İnşallah bizden onlar da bayrağı ilk onda devralırlar. Ondan sonra bizi nereye getirirler söyleyin bakayım. Nereye? Efendim? Bire. Bize de o yakışır zaten. Onun için Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gel bir tarafa, sen yanıma gel. Şimdi çıkartalım bir tane, daha güzelliği görmüş. Git bakalım. Başkanım. Evet, teşekkür ederiz. Bunu odalar gibi anılar olsun diye sevgiler. Bir dakika. Emin'cim sen de gelin. Yok efendim. Merhaba, nasılsın? İyi misin?